Ve sevgili oğlak burçlarına geçerim. Hı. Sevgili oğlak burçları yurt dışı olan bağlantılarınız artıyor. Toprak burcunda bir yeni ay varsa önce toprakları kurtarmalı, beslemeli, iyileştirmeli, şifa olmalı, yaralarını sarmalı. O bekleme belirsizlik döngüsünden kurtarmalı. Mesela sevgili oğlakların gönlünde yorucu bir ilişki varsa ben bu işin içine nasıl girdim ne alaka ne yapıyorum ben burada diyorsa bir önce buradan kurtuluyor. İkincisi ise yurt dışı fırsatları ve e, bağlantıları beraberinde artıyor. Yeni iş teklifleri, projeler alabilirler. Eğer uzun yıllardır aynı yerde çalışıyorsanız, iş değiştirme fikriniz bu süreçte daha da artabilir. Eğer hukuki konular varsa, davalarınız varsa, bir takım süreçler varsa ve 2016'dan bu yana, yani şu Plüton'un Oğlak burcunda daha sinirli hareket ettiği günden bugüne kadar geliyorsa, Artık sevgili e, Oğlaklar Plüton burcunuzda yaklaşık 14 yıldır yapacağını yaptı. Yeteri kadar hikayenizi değiştirdi, dünyayı da değiştirdi. şimdilerde ise etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Ve o yüzden de, hukuksal konularınızda da artık açılmalar, rahatlamalar, bir takım mal, mülk, miras gibi konularınız varsa çözülmese söz konusu. Aşkta birazcık Eylül ayında sevgide, ilişkide, paylaşımda, o duygusal iletişimde birazcık gitgeller var ama 21 Eylül'den sonra gökyüzü size daha ne diyor? Ne diyor 21 gel. 21 Eylül'e <laughs> kadar git gel var. İstediği <laughs> mesajı almayabilir. İstediği ilgiyi görmeyebilir. İstediği telefonu istediği saatte cevap alamayabilir. O yüzden de sevgili oğlaklar bir de bu arada oğlaklar kıskançtır ama göstermez. Dolayısıyla da e, içinde yaşar. O ketumdur. Ha Bu arada şunu da söylemek isterim. 1984'ten sonra dünyaya geldiniz. Oğlak burcusunuz ama bilmiyorsunuz ki Neptününüz de Oğlak. 84-98 yılları arasında Neptün Oğlak olanlar. Önümüzdeki 6 ayda yani bu 84-98 yılları arası doğanlar önümüzdeki 6 ayda hayatlarını kuracaklar. Diyeceksiniz ki çok gençler, çok küçükler ama zaten benim yeni kitabımın hepsinin içinde gençler var. Çok şükür ki 16 milyon gencimiz var da yani 13 milyon fazlaymış. Yani biz kayıt olmayanlar da var benim onu astrolojik olarak aldığımda düşündüğünüzde. Yani günün sonunda şunu söylemek istiyorum. Gençlerin önü açılıyor ve bunu hem astrolojik olarak söylüyor hem de gelecek zaman dilimi de söylüyor. O yüzden de 84'ten sonra doğmuşsanız, Zaten siz zaten oğlak özelliği taşıyorsunuz. Burcu oğlak olanları dinlemekle getirmeyin. Neptününüz oğlak. Hele bir de 89'luysanız Satürn'ünüz oğlak. Hele bir de 92'liyseniz Uranüs'ünüz oğlak. Yani sizler farkında değilsiniz gençler ama geleceğin liderleri siz olacaksınız. Hmm, yani 84-98 arası doğanlar 2030'larda başka bir... E, konuma kulvara gelecekler dedikten sonra böyle çok da geleceği de projekte ettikten sonra geldik e, sevgili kova e, burçlarına kova burçlarına bireysel tavırlarınızla ailenizle sık sık karşı karşıya gelebilirsiniz şimdi gökyüzü bu kadar toprak olunca hava burçları tabi biraz basıncı ve sıkışmayı hissedecekler e, satürn de malum burcunuzda geri gidiyor satürn kova da zaten hatırlayın bilimdi ilimdi aşıydı teknolojiydi online'dı ve dolayısıyla zaten hepsiyle de bol bol bu son bir buçuk senede satürn, tüm kova sayesinde tanıştı kova burçlarının bireysel konuları değişiyor biraz sertler bu aralar keskin konuşmaları var ondan sonra detaycılar düzenlemeye çalışıyorlar ve birçok kova burçları ev düzenlerini değiştirecekler örneğin ben evimi yeni aldım yeni taşındım yeni yaptım yeni bir şeylerle e, oturttum dur şimdi beni ilgilendirmiyor bu konu deseler de bir takım aksiyonlar söz konusu olabilir ve dolayısıyla tüm kovalar evindeki yaşam alanını hiçbir şey yoksa mutfağına kadar bir, e, ele almak zorunda kalacaklar ama tabii ki eğer ekran başında izleyen 1991-93 arası doğumluysanız satürnünüzün de kova döngüsüne geldiğini göz önünde bulundurursak bu aralar şehir veya Meslek değiştirmeyi düşünüyorsanız doğru bir dönemdesiniz demeden de edemeyeceğim. Aşk hayatınızda sevgili kovalar yalnız kalmayacaksınız. Buradan Deniz'e de selamlarımı iletiyorum sayenizde. Yalnız kalamazsınız. Şans gezegeni burcunuzda. Satürn burcunuzda. İki tane önemli gezegen e, gök kubbede. Düşünsenize tüm dünya kodlandı, verilendi. Yani bu, kovaları mı yalnız bırak? Seni video çekiyor. Büyük ihtimalle evet, sonrasında aynen. aleyhine delil olarak falan Olamazsın. kullanacak ha. diye düşünüyorum. Abi başıma ne, <laughs> ne gelmedi ya? ki benim bu videolar gene <laughs> bir sıkıntı yok. Peki başka da bir şey anlaşılmaz yani hep bu burç yorumlarımdan, anlattıklarımdan yayınlarım var ya. Sevgili sevgili kova burçları dünya teknoloji diye dönüyor. İş kurmak istiyorsanız, ticaret yapmak istiyorsanız. Tamam önümüzdeki günlerde doların da kafası karışacak. Altın da yükselecek. Ekonomi de hararetlenecek. Bizim ülkemizin e, Merkez Bankası da konuşulacak. Türk siyaseti de dış politikada konuşulacak ama geleceğiniz açık ve bugünlerde akit yapmanız lazım der ve size çok büyük bir tavsiyede bulunurum. İki tane gezegen kovada bunu unutmayın. Aile konularında kardeşler konusunda, aile konusunda, anne konusu biraz nazlı geçebilir. Bu aralar kovaların annesinin ya da anne ebeveynlerin ilgiye ihtiyacı. Orası birazcık inişli çıkışlı gidebilir 24 Eylül'e kadar. Kariyer konusunda ise zaten sıkıştığınız ve gelecek kaygınız olduğu için iş kurmanızı, planlarınızı hayata geçirmenizi tavsiye ettik. Aşk hayatında da yalnız kalmayacağınızı tekrar tekrar geri dönüp dönüp kovaları konuştuk ve balık burçları. Şimdi bu ilahi anlatmaya çalıştığım, güçlü anlatmaya çalıştığım, toparlayıcı ve şifacı bizi başka bir noktaya taşıyacak, yaşarken anlayacağımız dediğimiz Eylül ayını içinde aslında balık burcunda bir de dolunay var. Ve sevgili balık burçları 21 Eylül gecesi sizin geceniz 21, 22, 23 Eylül'de Ay Sema'da sizin için dönüyor olacak. 7 Eylül'de sizin için önemli bir döngü. Sorunlarınızı artık çözüyorsunuz. Hataları yani çevrenizde birçok hataya da maalesef e, mecbur da kaldınız. Hani bazen ben hata yaparım kabul etmek zorunda kalırsın ne yapacaksın? Evet, evet. Katlanmak zorunda kalıyorsun. İdare ediyoruz ya. Şimdi balıklar sorunlarını çözüyorlar. İşe hakkında radikal değişiklikler alıyorlar. Yeni bir sektöre girme eğilimi var. Ama en önemlisi ise bir takım duygusal itirafları gelecek sevgili balıkların. O yüzden de 2021'in Eylül ayında biz Türkiye'de çok enteresan konuşmalar dinleyeceğiz ekranlarda. Bunu da balık burçları üstünden yapıyorum. Ve haritaları da zaten web sitemde de bol bol anlatıyorum isimler üzerinden. Ama şunu iyi bilin. 2022'nin başı tamamen Türkiye'nin başka bir duyguya, balık burçlarını başka bir konuya taşıyacak. Çünkü ben bu burada bu masada 2019'un Eylül ayında başka günler geliyor. Karanlık bir kitap yazmak zorundaydım. Yıkıcı gezegen açıları vardı demiştim. Şimdi yapıcı gezegen açıları geliyor. Yani dünyayı yeni dünyaya taşırken balık burçlarını önce başlatacak. Çünkü Zodyakta iki gezegen balık burcunda kavuşacak. Bunun iki tane gezegeni var balık burçlarının bu arada. Zannediyorlar ki sadece Neptün var. Jüpiter de var. İkisi kavuşması çok enteresan bir açı olacak ve bunun etkisi 6 ay önceden başlayacak ve 6 ay devam edecek. Biz başka bir eşikte oturuyoruz. Bunu sevgili balık burçları önce kişisel hayatlarında alsınlar. Hmm, aşk hmm. hayatlarında kariyerlerinde, parada ve bu balık burcundaki değişiklik Türkiye'nin medyasında da çok etkili olacak. En önemlisi ise dün, gündüz kuşağı programında, kadın programlarında değişiklikler olacak. Ee, yönetimlerde değişiklikler olacak. Ee, medyada değişiklikler olacak. Medya patronlarında değişiklikler olacak. O kadar çok şey konuşacağız ki sebebi 29 Ekim 1923 2030 Ankara'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti astroloji haritasında balıklar ve başaklar var. Ay düğümleri balık ve başak. O yüzden bugün bu kadar biraz sizi yoran ama uzun uzun anlatmaya çalıştım. çalıştığım ama çok güzel e, detaylı anlatmaya çalıştığım bizi ilgilendiren günler geliyor. Kısmet de benim bunu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlatmam gerekiyormuş. Yolunuz açık olsun aklınıza, kalbinize özellikle doğrularınıza sıkı tutunun. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Zeynep. Ee... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.